Bakın giyindim, çok şıkım. Yine kıskandılar. Hepsi böyle böyle. Lafı sokmaya başlayacaklar. Bu şıklığı diyor masada da görmek istiyorum diyor. Masada zaten var allı yeşildi, yaldızlı takım kullanıyorum. Daha ne kullanabilirim? Karabiber, yok tuz, bilmem ne. Yani olabilir insanlık hali. Yani unutmuş olabiliriz. Dün de yoktu. Niye bir şey demiyorlar? Ben şimdi karabiber, tuz götüreceğim onlara. Vır, yani konuşmasınlar diye. Yani lüzumsuz bir konuşma var. Şimdi şunu bir bağlayalım. Öyle ya da böyle belli ki tatsız bir şeyler yaşanmış. Tabii ki kimsenin kimseye bir şey söyleme hakkı yok anlamsız yere. Evet, olmuş. Önemli değil. Yani. Olur öyle şeyler diyelim. Ama tabii ki yani hani gerek yok böyle şey. Tabii ki bak, kocaman insan, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Ben yani, kötü biri değilim. Ne yani, gerek var? Yok, kimse sana kötüsün demedi de bunu ağlayacak, şey yapacak. Benim büyüsüneyim ya. Sinirleneceğim. Hele ki burada olmayan, kendini savunamayan bir insan hakkında konuşmak da çok doğru değil. Şimdi evet, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ekibim de tam olarak hepsine şahit olmuş değil. Onun için iddialar bunlar. Şimdi orada da bir yani arkadaşı adamın. Şimdi burada yok. Ne şimdi kalkıp kendi da diyecek soracağız da şey mi yapacağız? Yani gereksiz şeyler bunlar. Yani hiç bu masada girmeyin. Kalmam. Bu masada yani girmeyin böyle diyaloglara. Sizin muhatabınız biziz. Buradaki tabii yarışmacılar. Bir sorunuz varsa gelin ekibimize söyleyin. Eğer sizi aşan bir durum varsa aynı şekilde karşılıklı yanlış anlamayın ha. Tabii. Birisi de size karşı bir saygısızlık bir şey yaparsa bir yanlışlık, sadece onun için demiyorum. Yok, yok. Normalde de böyle bir şey olduğunu lütfen gelin ekibimizle paylaşın. Onlar bir çözerler, şey yardımcı başka olurlar. Başka bir şey İlk gün daha beni görür görmez hiçbir şekilde sizi çiğ çiğ yiyeceğim diyen bir hanımefendi ben cevap bile vermedim. Ha, ben şakası, espri olsun. İnşallah doyarsınız. Ama bakın, siz bize ilk gün selam bile vermediniz. Bunlar merhaba, inşallah doyarsınız. Buyurun, karabiber, tuz. Tuz geldi. Karabiberlik, tuzluk nerede? Yok. Yemek tarifi mi vereceğim? Bir evet, tutam ancak karabiber, bir tamam, tutam işte tuz atıyoruz. Ama denekte döktü. Ve çorbayı, içmeniz lazım. Çorbayı kesilmeyinceye kadar karıştırıyoruz tamam, diyeceğim. Tamam, için görelim. İçerim tabii için. Ben de sizin çok güzel yemek tarifi vereceğinizi düşünüyorum da. Su alabilir miyim? Tabii yani ki ben su alırsın. Ben de o kadar hızlı su alayım. Saç, baş dağıldı, bir kulak arkanı yap. Bir ama şey çok ya, seviyorum. Ama karamıyor ya, olması gereken. Yani, evet. Karıyordu, tam başlamıştı. Tam başlamıştı. Bunun ilanı olacaktı. Bugün mihenk taşıydı, oynattığınız saçları kırdınız. Ben anlamadım, o kırmızı toka nedir? Doğallık çok severim. Yani kırmızı, bugün uğurlu siz mi yarıştınız da böyle mutfakta uğurlu toplamış bir tokam gibi? Çok severim. Çok severim. Bu sefer de su istiyor. Ben şimdi su vereceğim ona. Melike Hanım'ın bugün masada ağlamasına, duygulanmasına çok üzüldüm bir bayan olaraktan. Keşke üzülmeseydi, keşke bu diyalog geçmeseydi, olmasaydı öyle bir şey. Melike Hanım'ın dünle bizimle de yaşanan olayla ilgili burada ağlaması çok saçmaydı. Dünkü olay kameralar önünde olmayan bir olayı getirip konuşması tamamen gerçekten yersizdi. Ben çok rahat yorum yapamadım. Ayrıca bana neden üzülüyor ki? Bana neden acıyor ki? Ben anlamadım. Anlıyorum. Keşke sizin gibi yana yatırsaydım şöyle saçlarımı ben. Bir erkek olarak görselliğim sizden daha iyi olduğu için bunu çekemediğinizde bile biliyorum. Ben bir kadın biliyorum olarak gerçekten bunu bu halimden uyarıyorum, çok memnunum. Sizi çekemeyecek hiçbir tarafınız sadece yok. Sadece Melike Hanım'a mı var? Size yok mu? Siz su istediniz mi? Evet, ben de istedik. Tamam, vereyim. İnşallah 3 vakte kadar da oturursun. çorbaları yorumlarız. Yani bence o Allah, kısmetimizde zaten varsa, kaderimizde varsa, varsa rahat. Kısmetimiz varsa yiyecek yeriz efendim. Hiçbir şey zorlamak. Burada ne yazıyorsa aha o. Bence servis yaparken ayakkabıları çok yanlış yürüyemiyor. Servis zaten inanılmaz yavaş. Ya bu şekilde servis etmemeli. Ben de yani tuzlu. Keşke Faruk Bey niye yok getirmeseydi. Bir tuzlu, karabiberli. Senin dedim vardı, içi boştu. Bir türlü bir arada ikisini inşallah içinde tuz ve karabiber olan Zuhal bir tuzluk ve biberlik göreceğiz. En az aldım 4 puan ya kadar içi boştu. Vardı, tuzluk ve karabiberim boştu yani. Teşekkür ederim. Söylediklerimi idrak edebiliyor musunuz? Ben çok özür dilerim, bir şey söyleyeyim ama siz anlamadınız yine. Ne demek? O ne demek yani? Ne demek dedim ki az önce karabiberim ve tuzluğum Ovadan Hanım bana verdi 4 puan kadar boştu. Ben onu duymadım. Duymuyorum. Şimdi duydum. Boştu. Boş muydu? Gümüş takımları çıkarttı. Artık şimdi burada yemekleri bir dönelim. O masadan bir farkı yoktu yani. Peki. Karabiber ve tuzlu çay tabağında getirdi. Ya ona da teşekkür ederiz. Dün hiç olmazsa Faruk Bey onu da yapmamıştı. Çok özensiz. Tuzun üzerine küçük şeyler düşmüş yemek yaparken. Çok kötüydü.
Uğurcuğum söyler misin, nasıl buldun çorbayı? Ben tarhana çorbasını tarhanadan ziyade bir gün önceden bekletilmiş, daha sonra ısıtılmış yoğurt çorbasına benzettim. Yani gerçekten öyle. Yoğurt da zaten lapa lapa. Hayır hayır, izleyeceksiniz. Ya şöyle söyleyeyim. Bir gün önceden zaten ısıtılmış olsaydı siz bu yorumu yapamayacaktınız. Ben sadece benzetme yaptım. Aynen, kinaye yaptım. Yani yanlış ama... bir kinaye yaptım. Kinaye değil, benzetme. Benzetme yaptım. Benzetmeniz de yanlış. Peki, beğenmedin. Beğenmedim. Melike? Ya ben çorbayı bulamadım bile. Bu çorba nasıl çok kesik, yok içinde ki. Bir sürü dövme yok var. Ki. Hayır, tamam, bunu bakın, bunu çorba olarak kabul etmiyorum. Kesilmiş bir çorba, asla tadı risotto. Yok. Bu çorba değil bence. Risotto mu? O ne demek? Lapa gibi ah. Şeyli. Tarhana böyle olur lapa. Ama. Tarhana lapa. Çorbası böyle olur bizde. Pilav gibi bir şey. Risotto benim bildiğim başka bir şey ya. Hiç tarhana çorbası içmemişsiniz Gaziantep i̇şte. Yöresine ait. İçmemişsiniz. İşte. Daha böyle... sıvı oluyor. Daha... İçseniz böyle konuşmaz. İtalyan pilav bu arada. Antep'te risotto. Bulundum 15 ay. 15 ay Antep'te. Hayır, böyle bizimki. Ya bu kesilmiş bir çorba ayrıca değil. Acı. Hiç olmamış. Değil. Üzgünüm ama yorumlara değil. Katılmak durumundayım. Kesilmiş bariz. Yani evet, tarhana biraz ekşi olur Antep tarhanası. Evet. Ama bu değil. Değil, üzgünüm. Değil yani. Eline sağlık diyelim. Çok bize yağlı. Bir an evvel kuru dolmalara geç. Senin de yemekle böyle mi verelim tatlışko? Kuru dolmalar. Herhalde biber, patlıcan, kabak. Neler evet, evet. Seçti? Muhtemelen patlıcan seçmiştir. Patlıcan, evet. Bu arada yöresel bir şey yerden almış. Aktardan değil mi? Kuru dolmalarını Antep'ten getirtmiş. Ya da satan bir yer. Koysalarmış. Vermiş için. Nasıl yani? Yani kaynar suya koyup versen şöyle yapsaymış. Yok. O kısmını yarışmacı yapıyor. Ha. Bir gün önceden bekletilmesi gerekiyordu. Bekletilmedi. Bekletilmediği için ben ona ekstradan burada yoğurt yaptım. Hani yoğurdu da burada pişirdim, gördüler. Ama nedense yani kesilmiş dediler. Yani yorum yapmak için yapılıyor. Aslında bu çorba bir gün öncesinden yapılan bir çorba. Nedense böyle oldu. Dünkü bamyamız gibi o da hazır kurutulmuş bir ürün yani. Hmm. Aynı. Ama zaten... 4 müydü gerçekten? Bana eğer yüksek verseydi aslında 5 verecekti. Ben 6 verdim. Oradan anam. Ama bana böyle de ayağım beyaz söylediği için. Eğer yüksek verse yüksek. Ama yemeğe göre puan veriyoruz. Size verilen kesinlikle. Puanlara göre yok, olur mu? Yemeğe göre ayrıca verdim sana 6 verdi. O zaman çok sen basit. De bu mantıkta 6 verseydin. Evet, ama evet. Benim masama 6 verdi. Onun masasına da 4 yakışır. Basit masaya 4. Benim zor masaya da 6 verdi adalet terazisinin yani. Yayı gevşemiş bir insandan bunu ben duyabilirim. Başka bir şey duyamazdım zaten. Yani haksız yorum yapıyorlar içeride. Bir dünya benim burada yemeğim var. Ama... Adaletli davranmıyorlar şu an. Şu ana kadar adaletli davranmıyorlar. Artık onu çok konuştuğumuz için bir daha söyleme gereği duymuyorum. Artık şeyi geçtik yani basit mi zor muyu geçtik. Evet. Var olan menüyü değerlendirdik. Ve baktığımız zaman güzel pişmiş bir somon. Her güzel şey lezzetlendirilmiş içinin hakkını verdiği bir sos. Tatlıya verdim ben. Başka hiçbir şeyini beğendim. Ama beğendiğini dile getirdi sofradacı. Bu mu? Somonu güzel dedin. Somonu sadece şeyle birlikte olduğu için salatayla siz de olmadığı için olabilir mi? Hiç sevmem altını. Bir tane birlikte değil olur mu? Ana yemeği farklı değerlendireceksin. Birlikte olursa o zaman salatası olmadığı için ana yemeğe de puan sanırım vermeyelim. Sanırım yanlış program izlemiş. Ovadan Hanım, Faruk Bey bana yüksek puan verseydi ben de ona 5 puan veririm demesine gerçekten çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Yani bu resmen bir skandal. Böyle düşünerek bir programa yarışamazsınız. Ben o zaman kendi günümde ne hissedeceğim? Her şeyim çok lezzetliydi. Ovadan Hanım'a 5 puan verdim diye bana 5 mi verecek? Ki Faruk Bey ona 6 puan verdi ya da 4 puan verdi. Özlem Hanım bana 7 verdi. Ben ona 7 mi vermem gerekiyor? Hayır, böyle bir şey yok. Tamamıyla politik davranıyor. Bu değil. Bu olmamalı. Yani servisim hızlı. Yetiştiriyorum. Yani ama nasıl laf... söylüyorlar. Onu anlamış değilim. Yani dünkü menüyle neden karşılaştırıyorlar onu anlamıyorum. Yani dünkü menü dünde kaldı. Yani niye menüleri karşılaştırıyorlar onu da anlamış değilim. Benim menüm çünkü rakipsiz. Yani karşılaştırmamaları lazım. Ama karşılaştırıyorlar. Anlamadım.